İyi, sorun yok mu? Evet, değerli arkadaşlar, bu dönem sizlerle birlikte vatandaş dersini isteyeceğiz. Bilginiz olsun. Benim geçen senedeki öğrencilerim bilir, az çok. Yani ben hep şunu söylerim. Eğer ki derse düzenli ve istikrarlı bir şekilde katılırsanız arkadaşlar, vatandaş dersine bir korkunuz olmasın. Yani şimdi biliyorsunuz bir işte KPSS alan var, bir hakimlik var, bir de diğer kısımlar var. Sizin en şey oluyor, yani diğerlerini mukayese ettiğimiz zaman biraz daha basitleştirilmiş hali oluyor. Ya bu ders arkadaşlar, açıkçası ben söylüyorum, basit bir ders. Bu dersi zorlaştıran arkadaşlar, yani mesela ne bileyim, yardımcı kaynakların gereksiz bir şekilde arkadaşlar detaya girmesi, gereksiz bir şekilde de öğrenciyi boğması. Belli başlı şeyler var, onları bilirseniz sizin için her türlü arkadaşlar sınavda puan kazanılır. Yani biz hem sonuç odaklı daha çok, bir de arkadaşlar normal hayatta lazım olacak bilgileri size veriyoruz. Burada tabii ki de arkadaşlar sizin de katılımınız da olur. Zaten de biliyorsunuz seçim var. Bir sonraki işte 2024'te yerel seçimler var. Bunlar tabii ki arkadaşlar doğal olarak seçmene selam göndermek için her türlü kamuda da yoğun bir alım olacaktır. Yani size bir tavsiyem şu arkadaşlar, gecenizi gündüzü bir edin. Hayatta her şeyi arkadaşlar bırakın. Sadece sınavlarınıza odaklanırsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar fazla da uzatmaya gerek kalmadan yavaş yavaş başlayalım. Evet. Değerli arkadaşlar, bize biliyorsunuz devlette 3 tane ana erk var. Bir tanesi yasama, bir tanesi yürütme, bir diğeri de nedir? Yargı. Ben bugün size yürütmeden bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz yürütme ses nasıl? Evet, sistem yöneticisi size yardımcı olur arkadaşlar. Tamam. Evet, dinleyin. Yani şimdi bize bir yürütme var dedim. Bir yasama, bir yürütme, bir de yargı var. Değerli arkadaşlar, özellikle şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Yürütme yetkisi kime aittir derse ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı. Yasama yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yargı yetkisi kime aittir derse de arkadaşlar, bağımsız ve tarafsız neye? Mahkemelere diyeceksiniz. Tamam. Evet. Yani şunu çok iyi bilmeni istiyorum. 1982 anısına göre yürütme yetkisi kime aittir derse ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanına diyeceksiniz. Peki yargı derse bağımsız ve tarafsız mahkemelere diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Devlet 3 tane ana döngü halinde çalışır. Bir tanesi de ana temel yürütmededir. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. 2017'de en çok revize edilen kısım burasıdır. Hangi sınava girerseniz girin, yürütmeden arkadaşlar ben size söyleyeyim, %90 soruyla karşılaşırsınız. Yani yürütme ile ilgili ÖSYM'nin soru sormadığı yıl yok ve basit şeyler var arkadaşlar. Sadece çok da fazla bir şey de yok. Bol bol tekrar ederseniz çok güzel netler alırsınız. Şimdi gelelim arkadaşlar, ben de dedim yürütme etkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Şimdi biz de arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanı halk seçiyor ve 5 yılını seçiyor. Bir kişi 2 defa seçilebilir. Cumhurbaşkanı arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Seçildikten sonra durum ne olur? Değerli arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı. Şu dördünün göreve başlayabilmesi için mecliste ant içmiş olması gerekir. Tamam? Ya bir tane ilave eden bir şey de var. O önemli değil. En çok önemli olanları söylüyorum. Mesela arkadaşlar bir bakan göreve başlayabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar ant içmiş olması gerekir. Yani gidip ne yapacak arkadaşlar? Sol ayağını kaldırmamak kaydıyla namusun ve şerefin üzerine an içeri. Bakın arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçildiği anda göreve başlamaz. Cumhurbaşkanı ne zaman göreve başlar biliyor musunuz? An içtiği anda. Mesela arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. 2023'te seçim oldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Tamam. Değerli arkadaşlar şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra artık ne oluyor biliyor musunuz? O an birilerini atayamıyor. Bir şey yapamıyor. Bir kararname çıkaramaz. Ama ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Göreve başlayabilmesi için ne yapmış olması lazım? Ant içmiş olması gerekir. Bu defa yemin ederse ne yapar arkadaşlar? Bunları hepsini ne yapabilir? Yerine getirebilir. Tamam? Mantık bu. İki. Arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Bizde yeni hükümet sistemi daha çok başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminde de kuvvetler nasıl ayrılmış? Sert. Bir kişi hem yasamada hem yürütmede ne yapamaz? Görev alamaz. Kuvvetler sert ayrıldığı için hem yasamada hem yürütmede görev alamıyorsun. Ve bundan dolayı arkadaşlar bir kişi milletvekili ise, evet cumhurbaşkanı seçilirse milletvekili ne olur? Düşer diyeceksiniz. Ve gelelim. Evet, milletvekili ne oluyormuş arkadaşlar?
düşer, bilginiz olsun. Varsa partisiyle ilişiğin olur. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Varsa da partisiyle ilişiği ne yapar derse kesilir demeyeceksiniz. Devam eder diyeceksiniz. Yani üç şey çok iyi bil. Milletvekili ise milletvekili düşer. Tamam. Varsa partisiyle ilişiği ne yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Devam eder. Mesela ben size bir tane örnek veriyorum arkadaşlar. 2017'den önce Tayyip Erdoğan ne yapamıyordu biliyor musunuz? Bir yerlere mitinge gittiği zaman sadece ve sadece AK Parti bayrağı sallanıyordu. Türkiye bayrağı sallanıyordu. 2017'den önce bak dikkatli bir şekilde dinleyin. Ama ne oldu? 2017 anayasa değişikliğinden sonra artık Tayyip Erdoğan bir yere gittiği zaman hem Türkiye bayrağı hem de AK Parti bayrağı sallanıyor. Neden? Evet, var mı bilen? Evet, neden böyle bir şey oldu? Bak, önceden sadece Türkiye bayrağı sallanıyordu. Şu an ne sallanıyor? Hem Türkiye bayrağı hem de AK Parti bayrağı. Neden biliyor musunuz? Çünkü varsa partisiyle ilişiği ne yapar diyeceksiniz? Devam eder diyeceksiniz. Tamam mı? Gelelim. Bunu da söyledikten sonra. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bakanlık neyle kurulur? Evet, biz artık partili bir cumhurbaşkanı var. Arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Bununla ilgili sınavda soru geliyor. Ve size şunu söyleyeyim. Birçok insan maalesef hata yapıyor. Evet, bakanlık neyle kurulur diye bir soru sorarsa ne diyeceksiniz? Var mı ilgisi olan? Evet, bakanlık neyle kurulur? Var mı ilgisi olan? Arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Bakan nerede yer alıyor? Böyle gidin. Ezbere gitmeyin. Yasamada mı, yürütmede mi, yargıda mı? Bakın, bakan yürütmede yer alıyor. Tamam mı? Dikkat. Şimdi yürütmenin düzenleyici işlemi nedir biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı ne? Kararnamesi. O zaman şunu çok iyi bil. Bakanlık neyle kurulur derse Cumhurbaşkanı neyle? Kararnamesiyle. Sakın kanun deme. Tamam mı? Evet, soru şu. Yeni bir bakanlık neyle kurulur derse ne diyeceksin? Evet. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Peki size bir soru daha. Bakan olan bir kişi, yani milletvekiliysen, bakan seçilirsen bakanlığın ne olur? Bak, mantalite hep budur. Arkadaşlar, mantalite hep budur. Kuvvetler nasıl ayrılmış? Sert. Bir yasama var, bir yürütme var, bir de yargı var. Dikkat. Şimdi arkadaşlar, bir kişi hem bakan hem milletvekili olabilir mi? Olamaz. Neden? Sert bir ayrılık var. Mesela ben size bir tane örnek vereyim. Tamam. Size bir tane örnek vereyim arkadaşlar bu bakanlıkla ilgili. Şöyle bir şey olmuştu. Hatırlıyor musunuz? AK Parti'nin 294 tane milletvekili vardı. Mesela arkadaşlar 4 tanesi bakan oldu. AK Parti'nin şu an milletvekili sayısı 290. Neden? Kuvvetler nasıl ayrılmış? Sert. Neden? Bir kişi hem bakan hem milletvekili ne yapamaz? Olamaz diyeceksiniz. Tamam. Evet. Kuvvetler nasıl ayrılmış arkadaşlar? Sert diyeceksiniz. Bir kişi milletvekili ise, bakan seçilirse milletvekili ne olur? Düşer diyeceksiniz. Peki milletvekili seçilebilmek için ne seçilme yeteneğine sahip olman lazım? Evet, bakan seçilebilmek için milletvekili seçilme yeteneğine sahip olman yeterlidir. Yani arkadaşlar, bakan seçilebilmek için milletvekili olmak zorunda değilsin. Yani milletvekili şartlarını taşıyorsan sen arkadaşlar ne olabilirsin? Bakan olabilirsin. Evet, şunu çok iyi bil. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulur. Milletvekili ise milletvekili ne olur arkadaşlar? Düşer diyeceksiniz. Milletvekili seçme yeteneğine sahip olan bir kişi ne olarak seçilebilir? Bakan da arkadaşlar atanabilir. Bilginiz olsun. Tamam. Ve gelelim. Değerli arkadaşlar, bunu da söyledikten sonra sırada ne var? Bakanı da söyledik ve sırada ne var arkadaşlar? Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu. Değerli kardeşim, şunu çok iyi bilin. Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 82 anısına geliyor. Bu bir. Devlet Denetleme Kurulu kamuoyuyla ilgili arkadaşlar tüm kurum ve kuruluşları gidip inceler. Yani mesela arkadaşlar kamuoyunda bir olay oldu. Milletin kafasında soru işareti var. Cumhurbaşkanı bu soru işaretlerini gidermek için DDK'ya talimat veriyor. Git diyor, olay ne yap? Aydınlat. Bunun en iyi örneği sizce ne olabilir? Evet, en güzel örneği. Evet, en iyi örneği arkadaşlar ne olabilir sizce? Mesela ÖSYM'ye, hatırlıyor musunuz? DDK ne yaptı? Talimat verdi. Git ne yap dedi arkadaşlar? Bana olay ne yap dedi arkadaşlar? Aydınlat. Bu defa ne oldu arkadaşlar? DDK gitti, aydınlatmaya çalıştı. Dikkat.
Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu en son yapılan birinci KPSS sınavı için diyorum. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar gidip ne yönde inceler? Hukuka uygunluk, verimlilik ve düzenlik. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar idari soruşturma yapar. Adli soruşturma yapamaz. Arkadaşlar bu her yeri inceler, denetler. Ama bir yeri inceleyemiyor. O da neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Size söyleyeyim. Yargı diyeceksin. Evet, aşağıdakilerden hangisi DDK denetime tabi değildir derse yargı diyeceksiniz. Peki hocam ne tarz soru çıkıyor sınavda? Birinci soru tarzı şudur. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır derse Cumhurbaşkanı. İkinci soru tarzı şudur. Devlet Denetleme Kurulu kamu ile ilgili nereleri inceler denetler derse tüm kurum ve kuruluşları inceler denetler. Devlet Denetleme Kurulu'nun tamam mı? Çalışma, işleyiş, diğer şeyleri neyle düzenlenir derse de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Neden derseniz arkadaşlar yine DDDK nerede yer alıyor? Yürütmede. Peki yürütmenin düzenleyici işlemi nedir tabii ki arkadaşlar? Cumhurbaşkanı neyi? Kararnamesi diyeceksiniz. Tamam. Mantığını anladınız. Yani bir yasama var, bir yürütme var. Nasıl ayrılmış? Sert. Dikkat. Devlet Denetleme Kurulu yürütmede yer aldığı için o zaman yürütme bununla ilgili düzenleme yapar. Peki bunu neyle de yapar derse Cumhurbaşkanı neyle? Kararnamesiyle diyeceksiniz. Tamam. Evet. Değerli kardeşim bunlar önemlidir. Sınavda soru çıkabilir. Hocam ne tarz soru geliyor? Birinci soru tarzı şudur. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır? Bu çok önemlidir. Ne diyeceksiniz? Evet, Cumhurbaşkanı'na bağlı. İkinci soru şu. Devlet Denetleme Kurulu nereyle inceleme sadece? Yargı diyeceksiniz. Yargı hariç diğer her yeri inceler, denetler diyeceksiniz. Tamam. Yani mesela arkadaşlar DDK gelip size şunu söyleyeyim. En basit örnek vereyim. Ankara'daki İdare Mahkemesi'ni denetleyemez. DDK gelip Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığını denetleyemez. Ama Devlet Denetleme Kurulu gidip de arkadaşlar ne yapabilir biliyor musunuz? En basit örnek vereyim. İçişler Bakanlığı bile denetleyebilir. Tamam mı? Çünkü ben sana söyledim. Kamu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları inceler. Sadece hangisini incelemiyor bir tek arkadaşlar? Ne diyeceksiniz? Evet, söyleyebilir misiniz? Yargı hariç diyeceksiniz. Tamam. Kıymetli kardeşim, bunu da söyledikten sonra bir de sırada ne var? Savaş ilanı. Şimdi arkadaşlar bu tabloya biraz dikkat edin. Buradan soru çıkmış. Belki bir 40'a yakın soru var. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bizde yurt dışına asker gönderme yetkisi kime aittir derse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Mesela arkadaşlar ne oluyor? Bazen ne diyorlar? Meclisten tezkere çıkmaz. Biz bu tezkereye hayır diyeceğiz. Biz bu tezkereye evet diyeceğiz. Mesela arkadaşlar bizim askerimiz, Mehmetçiğimiz Libya'da görev alıyor değil mi? Libya'ya kim gönderdi bu askeri arkadaşlar? Dikkat TBMM. Şimdi arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Basit bir çoğunluk. Yani o an mecliste kaç kişi varsa yarıdan bir fazlası. Mesela arkadaşlar 2000 kaçtı? 2002 bu 2003 yıllarında pardon 2000 evet 2003 yıllarında işte 2004 yılları o dönem olması lazımdı. Irak'a girelim dediler. Mecliste ne çıkmadı biliyor musunuz arkadaşlar? Tezkere çıkmadı. Yani mecliste kabul edilmedi. Tamam mı? Yani kaç kişi varsa yerden bir fazlası. Ama hiçbir zaman biliyorsunuz karar yeter sayısı neden az olamaz? %51'den az olamaz. Peki hocam meclis tatildeyse ne olur? Değerli kardeşim, eğer ki meclis tatildeyse, ülkeye ani bir silahlı saldırı olursa, TSK'nın kullanmasına kim karar verir derse ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Evet, soru bir. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini başkanını kim seçer? Cumhurbaşkanı. Onu geç. Savaş ilanına kim karar verir? Meclis. Yurt dışına kim asker gönderir? Meclis. Dikkat, dikkat, dikkat. Tatildeyse derse kim diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Yani tatil varsa Cumhurbaşkanı, tatil yoksa arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceksiniz. Bu ikisi önemlidir. Ve gelelim başkomutanlık. Arkadaşlar başkomutanlık kimin adınadır? TBMM adına kimdedir? Cumhurbaşkanıdır. Bu bir. Peki savaş halinde kimdedir derse Genelkurmay Başkanıdır. Peki Genelkurmay Başkanı kim atar derse ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı atar diyeceksiniz. Bakın bunlar çıkar. Bu sene çok tuzak bir soru sordu bir yıl. Başkomutanlığı Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinin adına kullanır? Yalnız bu soruyu çoğu kişi yanlış yaptı. Evet kimin adına kullanıyor? Evet kim diyeceksiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına arkadaşlar kullanır. Bakın burası tuzak bilginiz olsun. Yurt dışına kim asker gönderir? Meclis. Meclis tatildeyse dikkat Cumhurbaşkanı. Peki size bir soru. Şu an Tayyip Erdoğan TSK'nın kullanmasına karar verebilir mi?
Evet, şu an TSK'nın kurulmasına karar verebilirim. Soru sordum. Veremez. Çok güzel. Neden? Şu an ancak meclis karar verir. Peki meclis biliyorsunuz 3 ay tatil yapıyor. O tatil süresi içerisinde bir saldırı olursa ne olur? O zaman TBMM ne yapar arkadaşlar? Cumhurbaşkanı karar verir diyeceksiniz. Tamam. Bak, savaşta başkomutanlık kimdedir? Çok karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar savaşta genelkurmay başkanıdır. Normalde kimdedir? Cumhurbaşkanıdır diyeceksiniz. Evet. Güzel yerler, önemli yerler arkadaşlar. Bakın size şunu söyleyeyim. Bu tablodan hiç değilse 40'a yakın soru çıkmış. Onun için dikkat etmenize çok fayda var. Tamam. Geçiyoruz. Sırada ne var? Milli Güvenlik Kurulu. Arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili gelelim. İlk kez ne zaman kuruldu? 61. Tamam. Kim başkanı da toplanıyor? Cumhurbaşkanı. Peki Cumhurbaşkanı katılmazsa Cumhurbaşkanı neyi? Söyleyin, yardımcısı. Şimdi bu her 2 ayda bir ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Toplanır. Niçin? İç ve dış güvenlik için. Bunun iki kanadı var. Bir tanesi asker, bir tanesi sivil. Askerde kim var? Genelkurmay Başkanı. Kara, hava, deniz. Peki sivilde kim var arkadaşlar? Dikkat et. Ne var? Bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Adalet Bakanı. Şu çok tuzak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Adalet Bakanı çok tuzak bir şıktır. İçişler Bakanı, Dışişleri, Milli Savunma. Şimdi burada arkadaşlar en çok ne yapıyor biliyor musunuz? Hangisi MGK üyeleri arasında yer alır? Hangisi yer almaz? Şimdi bu tarz sorular ÖSYM'nin çok klişe sınav sorusu. Ve şunu çok iyi bil. 4 taneyi koyar, E şıkkına getirip kimi koyar biliyor musunuz? İçişler Bakanı'nı koyar. 4 taneyi koyar, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı koyar. Pardon. 4 taneyi koyar, Jandarma Genel Komutanı'nı koyar. Arkadaşlar, Jandarma Genel Komutanı çok tuzak bir şıktır. Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı çok tuzak bir şıktır. Bakın, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı'nı çağırabilir toplantı için. Bir sıkıntı yok. Ama burada kendisini yapamaz, oy kullanamaz. Diğer bakanları da çağırabilir arkadaşlar. Herhangi bir şey için. Tamam. Dikkat edin. Ama ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat, dikkat, dikkat. Kim? Cumhurbaşkanı. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı bu gündemi belirlerken 2 kişiden görüş alıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bir diğeri de Genelkurmay Başkanı'dır. Bu ikisinden görüş alır. Ona göre gündemi belirler. Evet, gündemi kim belirliyormuş diyeceksiniz arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kimden görüş alır arkadaşlar? 2 kişiden bir tanesi Genelkurmay Başkanı, bir diğeri de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Gelelim OHAL. Arkadaşlar hangi durumda OHAL ilan edilir? 1. Tabi ne olursa afet. 2. Salgın ne olursa hastalık. 3. İktisadi ne olursa kriz. Bakın şu an biz psikolojik olarak bir OHAL dönemi yaşayabiliyoruz. Ama bir OHAL yok Türkiye'de arkadaşlar. Bunu bilin. Hangi durumlarda OHAL ilan edilir? Tabi afet, salgın hastalık, iktisadi kriz. Ya da şiddet olayları yaygınlaşacak, kamu düzeni ciddi bir şekilde bulacak ya da savaş, seferberlik, ayaklanma. Değerli arkadaşlar, şunları çok iyi bilin. Şunlardan herhangi birinden bir sıkıntı varsa olağanüstü hal ilan edilir. Tamam. Bak tekrardan söylüyorum. Bunlardan herhangi birisi varsa sen ne yapıyorsun? Olağanüstü hal ilan ediyorsun. Evet. Peki olağanüstü hali kim ilan eder derse ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı. Peki Cumhurbaşkanı en fazla kaç aylığına ilan eder? 6 aylığına. Hocam bize sınavda ne tarz soru çıkar? Kardeşim sana şu soru çıkıyor. Olağanüstü hali kim ilan eder? İki, olağanüstü hal en fazla kaç aylığına ilan edilir? Ve ilan ettiğin gün bunu nerede yayınlıyorsun? Resmi gazetede yayınlıyorsun. Ve aynı günde meclisin onayına sunuyorsun. Tamam. Evet bak o hal böyle ilan edilir. Peki ilan ettin. Sonra bunu ne yapıyorsun? Uzatıyorsun. Peki uzatma kararını kim verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. En fazla da kaç ay? 4 ay. Mesela arkadaşlar biz 6 ay ilan ettik. 6 ay bitti. Ne olacak? Bu defa meclis. Şimdi hocam nasıl soru gelir? Bakın arkadaşlar bir yıl ÖSYM şöyle bir soru sordu. Olağanüstü hal en fazla kaç aylığına uzatılır?
Birçok arkadaş hata yaptı. Kaça atladı biliyor musunuz? 6'ya atladı. Bakın, 2. Şurada çok büyük bir kelime oyunu var. İlan eden kimdir? Cumhurbaşkanı. Uzatan kimdir derse diyeceksiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani ilan edenle uzatan aynı kişi değil. Tamam, tekrardan söylüyorum. İlan eden Cumhurbaşkanı'dır. Uzatan Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceksiniz. Peki olağanüstü hal ne oldu? Bitti. Ne olur? Tekrardan defalarca uzatılabilir. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, şu an varsa sorularınız alabilirim. Evet, bugünkü dersiniz bu kadar. Varsa sorularınız şu an tek tek alabilirim. Sormak istediğiniz bir soru varsa. Değerli arkadaşlar, bakın bir de tekrardan size söylüyorum. Özellikle yasama, yürütme ve yargıya çok dikkat edin. Bunlar ÖSYM'nin arkadaşlar en çok belirleyici konuları. Sizin için de bayağı yararlı olur. Burada daha bir dersler, normal dersler arkadaşlar, biz burada biraz üstün körü geçiyoruz ama normal dersler arkadaşlar, hem normal ders anlatma olacak, hem de ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Her dersin arkasında soru çözümü olacak. Bu da tabii ki gerçekten sizin için bayağı şey olur. Artı bir de mini tekrar olacak. Genel anlamda arkadaşlar böyle bir gidişat var. Bir de biliyorsunuz yapay zeka sistemi var. Nerede ne eksiğin varsa, hangi konuların eksiklerin varsa, bunları da hepsini ne yapıyorsun? Bu sistemde görebiliyorsun. Varsa sorularınızı alabilirim şu an. Var mı? Yok mu? Bu kadar mı? Umarım yararlı olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. O zaman bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki derse. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Evet. Yani belli başlı şeyleri bilirseniz sizin için çok daha güzel olur. Evet. Değerli arkadaşlar, diğer tüm bilgileri zaten sistem yöneticimiz altta paylaştı. Yani her türlü eğitim koçu arkadaşlar görüşmenizi tavsiye ederim. Bu sizin için gerçekten avantaj olur. Ne tür eksikleriniz varsa bunları görüşmeniz sizin için bayağı bir avantaj olur arkadaşlar. Sonra kendiniz için en mantıklı olan yolu denersiniz. Başarılar diliyorum şimdi hepinize tekrardan. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.